Arkadaşlar Mısır'a bakın. Elleri kaldırmış. Gol diye bağırıyor. Ben mi yanlış görüyorum Dur Merve? lan, Mısır'da da maç görmezsin ya. Bak kollarını kaldırmış. Gol sevinci yapıyor bildiğin. Ama cidden benziyor bu sefer dediğim Bacakları var falan. Ulan Mısır'a bak ya. gibi. Gördün mü oğlum? Evet. Ya nasıl, ne yapıyor? Göster bakayım. Mısır ne yapıyor? Evet. Zeynep'im, keyifler nasıl? Yarın okul yeniden başlıyor, mutlu musun? Oraya da arkaya da şey düşmüş, senin elbiselerin yeni mi değiştirdin elbise? Ha. Canlı yerim senin. Sen dün de öyleydi senin kıyafetin oğluşum. Altını değiştirdim. Ha, iyi. İyi bakalım. Aferin oğluma. Güzel güzel yap ödevini, tamam mı canımın içi? Tamam. Günaydın prensesim. Günaydın arkadaşlar. Herkese yeni günden, yeni vlogdan merhabalar. Bir uyandık prensesimle. Şu yağmura bakar mısınız? Resmen kovadan dökülüyor maşallah. Okula gideceğiz diye yaşımlar. Şimdilik görüşmek üzere. Maşallah. Vallahi öyle güzel yağıyor ki şuna bak. Sular seller gidiyor. Prensesimle düştük yollara bakalım. Okul yollarına. Okul zili çalıyor. Zeynoş'um bıraktım. Şu sonbahar görüntüsüne bayılıyorum. Sizlere de göstermek istedim. Bakar mısınız? Evet, sizlerle birlikte simit almaya gidelim. Biraz ıslanacağım ama yapacak bir şey yok. Burada çok güzel bir simitçi bir şey var. Ekmek falan satıyor. Harika. Oraya doğru birlikte gidelim. Evet, her zamanki geldiğimiz fırın. Gerçekten ürünleri muhteşem. Şu simitlerden aldım. Ekmekleri o kadar taze ki gerçekten şöyle göstereyim. Her şey var. Yani ekmeğin yanına gerçekten kata bile gerek yok. Yemeğe bile gerek yok. Çıtır çıtır. Şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Şu an burası buram buram. Ekmek kokuyorum isterdim. Bu ekmekler de sıcacık. Yeni çıkmış. O kadar güzel ki gerçekten. Daha tepsiler çok sıcak sıcak. Evet, şu an bir markete geldim. Dün ablalarımızdan birkaç kişi sevinmişti. Merveciğim sağ olsun, tamam. Bize marketleri gösteriyorsun. Biz dışarı çıkma şansımız olmuyor diye. Tekrar o yüzden. Dönüp dolaşıp kendimi turşuları yanında buluyorum. Ve şu makarnalar çok güzel gerçekten. Biz yani çok seviyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Fiyatı da 17,75. Şu şekilde. Şöyle eve doğru. Beyaz lahana kilosu 9,90 diyor ama lahanalar ölmüş. Tuzlu kabuklu fıstık 99 liraymış kilosu. Şöyle içeri giremeyeceğim de dışarıdan göstereyim. Evet, A101'e geldim. Şöyle fiyatlardan sizlere. İthal muz 85 liraymış kilosu. Şu muz da 55 TL. Şöyle güzel bir görsellik olarak göstereyim. En sevdiğim bölümlerden birisi de meyve sebze bölümü. Şunlar çok çok tatlı. Süs kaba. Mini minnacık. Kızartmalı patates. Patates çok güzelmiş. Şunu direkt alayım hatta. Şu sepetimize. Şöyle burada devam edelim. Başka neler varmış. Şöyle tepsiler. Bunlar güzel ama çok böyle kaygan. Çay falan koyduğunuzda servis yaparken Allah korusun dökülebilir. Şu tepsiler 100 liraymış. Bu da ne kadar büyükmüş. Şöyle. Şöyle yağlıklar. Tuzluklar ne kadarmış? 60 lira ikilisi. Şöyle aradığınız her şey var. Ürünler. Bundan sadece cips var ha. Müsaadenle ben bir şeyini.
Evet, zar zor dosya eve ulaştım. Çok mükemmel şekilde hala devam ediyor yağmur. Şunları BİM'den aldım. Şu 4 parçayı. Şu diğerlerini daha 101'den aldım. Toz şekerim yoktu. Şu gazozlar çok güzel. Şu patatesi daha 101'den aldım. Bu da çok güzel gerçekten. Kızartmalık diyor. Şimdi onları güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Tekrar görüşürüz. Az önce yumurtayı koymadan önce baktım, elime hafif geldi. Allah Allah, bu yumurtada bir gariplik var dedim. Meğersem çocuklar oyuncak yumurtayı serişeye koymuş, yumurtalık gözüne. İyi ki bunu yanlışlıkla koyup kaynatmadım. Dedim ki Allah Allah, bu nasıl bir yumurtaymış dedim. Yani şurasını görmesem hala anlamam, o kadar gerçekçi ki. Kahvaltımız bu şekilde hazır. Ekmek de 3 tane ama birisini çıkarmadım kurumasın diye. 3 simit. Ve şunları çok çok seviyorum. Yumurtalık. Bizlere afiyet olsun. Nasıl geçti günün? İyi geçti. Gelin senin o dökülmüş dişlerine. Sen mi açıyorsun Tülay? Hadi. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Hepinize hayırlı akşamlar. Sana gül yaptım. Oy, teşekkür ederim. Teşekkür bakayım ederim. Yaptığın güle. Oraya da göster. Allah'ım anasına gül yapmış anasına. Benim canım. Oğlum, yok ortasını göster yapmış. Ortasını. Parmaklarıyla yapmış. Ortasını da parmaklarıyla yapmış canımın için. Gül dedi de papatya. Hayır, parmak güzel. Oğlum bu gül değil, bu papatyadır, anladın evet. mı? Selamünaleyküm. Papatya. Göster o zaman. Bunu da yaptım papatyayı. Onunla mı yaptın? Hı. Aferin oğlum sana. Otur bakalım, nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Biz akşam yemeğimizi yedik. Dedik güzel bir vlog çekelim. Sizlerin karşınıza geldik. Hoş evet, geldin. Sen nasılsın bakalım? İyi iyi, çok şükür. Ben de ne olayım. İşe gidiyoruz, geliyoruz. Allah kolaylık versin. Yayına, konuşmaya başlamadan önce yayına diyecektim. Canlı yayın gibi hissettim bir anda. Bir de kışık yaptı. Aferin oğlum. Evet, öncelikle yeniden yayını açtım. Bir aksilik oldu. Gel oğluşum. Hay puanlarınızı vermeyi unutmayın. Hay puanlarınız bizleri ön plana çıkaracak olan şeyler. Bizim zaten izlenmelerimiz az, biliyorsunuz. Bir ameliyat döneminde izlenmemiz arttı. Onun sebebi de hem Yasemin yoktu. Yasemin'in yokluğunda insanlar o boşlukta, Yasemin'in kanalındakiler gelelim izleyelim dediler. Allah razı olsun yine de onlardan da. Sonrasında sayımız normale döndü. Ne kadar high puan verirseniz arkadaşlar o kadar çok kişiye öner gider. En azından öneriden izleyenler gelir. Belki kanalımıza abone olurlar. Onun için high puanlarınıza talibiz. High puanlarınızı kesinlikle vermeyi unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bazı ablalarımız hastaymış. Çok geçmiş olsun. Allah'ım şifalar versin inşallah. Kış mevsimi geldi. Hastalıklar başladı. Rabbim hepsine şifa versin. Amin, amin. Yanımdaki ikili de kaç gündür hasta. Bugün onlar da kendine biraz, geldi çok şükür. Biraz daha iyiyiz. Dua evimin havasını falan gene veriyorum, güzel ilaçlarını falan. Allah şükür o düzeldi ya, benim önemli değil, ben atlatırım nasıl olsa. İkisi de geçiyor çok aynen. Şükür. Allah sağlık sıhhat versin, gerisinin hiçbir önemi yok. Hayır, puan dışında bu ayıp bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bahsettiğimiz şey öcü de değil veya biz para yardımı demiyoruz, bir şey demiyoruz. Üyelik konusuna gelelim. Üyelere özel de artık videolarımız olacak. Mesela şöyle söyleyeyim, haftada bir kez normal vlog atıyorsak bir tane de üyelere özel güzel videolar hazırlayacağız. Vlog olarak atacağız. Bazı Yeşilçam videolarımız oluyor biliyorsunuz, shorts videolarımız. Üyelere özel shorts videosu da yapacağız. Hatta üye olanlar öneride bulunabilir şu şekilde güzel video diye. Ona göre güzel videolar da hazırlayabiliriz. Shorts videolarımızı artık özellikle Yeşilçam videolarımızı da üyelere özel de yapacağız.
Üyelikler zaten öyle yüksek bir para değil. 2,5 lira, 5 lira, 10 lira, 15 lira. 3 tane üyelik çeşidi var. Bronz üyelik, gümüş üyelik, altın üyelik olarak. Üyeliklerinize de Merve'ye destek olabilirsiniz. 10 liranız gider aylık ama her gün gitmiyor cebinizdeki para. Aylık gidiyor. 10 lira o da. Bana göre hiçbir şey değil. Sizi etkileyecek bir şey değil. Ama Merve'yi etkiler. Nasıl etkiler? Bağkurunu en azından oradan belki ödeyebilir. Aynen. Üyeliğinizi de bekliyoruz. Üye olmanızı aynen, da bekliyoruz. Aynen. Damlaya olur. Anlat bakalım neler yaptın, ne yapıyorsun bugünün İyiyim nasıl geçiyor? İyiyim Allah'a şükür. Bugün güne yağmurla başladık. Şu an hala da çok güzel bir şekilde yağıyor. Sesi belki gelmiyordur ama. Merve de ben de zaten yağmur şeyiz böyle. Yağmuru çok seviyoruz. Nasıl çekimler alıyorum sen Gökhan Rıdvan? Güzel güzel. Rıdvan çekimlerimden çok memnun. Ya çok güzel de kısa. Biraz diyorum uzun çek. Ablalarım zaten seni görmek istiyorlar. Çoğu zaten izleyenlerimizin bayan %90'ı da aile, %10'da bir genç kesim var. Hepsi de düzgün insanlar zaten. Bizim kaliteli insanlar takipçilerimiz. Takipçilerimiz özellikle seni, Zeynep'i, Efe'yi görmek istiyorlar. Bir Allah video çekerken aynen olsun, kısa kesmene gerek yok. Güzel güzel olduğun yeri göster. Onlar da daha çok seninle karşılaşsınlar. Ben de artık pek biraz geri plana atmak istiyorum. Selamünaleyküm. Ama sağ olsunlar hani illa şunu çek bunu çek diye beni hiçbir şekilde zorlamıyorlar. Tabii canım, Allah seni görelim yeter Merve'm seninle çekersen çek diyorlar. O yüzden Allah'ım hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen de bayağı abonemiz var. Hepsi de hoş geldi. Sefalar getirdi. Ailemiz büyüdükçe biz de mutlu oluyoruz valla. Valla yeni gelen kız çocuğu abonelerimiz var. Böyle 18 yaş altı. Allah hepsinden razı olsun. Merve'yi çok sevmişler. Hepsi. Aynen aynen. Şu en son bir şort atmıştım. Hoş geldiniz gençler. Aynen hepiniz hoş geldiniz. Büyük olsun küçük olsun hiç fark etmez. Bizi her nereden izliyorsanız inşallah hayatınız çok güzel geçer. Gününüz güzel geçer. Ha şey diyordum en sonki cadılı video. Ha, çok beğendim. Şey yapıyorum diyordum ya onu çok bayıldılar. Bayağı bir izlenme aldı. Güzeldi ama harika. O video bir de şöyle bir şey. Normal vlog çekiyorduk. Bir anda Merve'nin aklına geldi. Böyle bir akım var dedi. Biz de yapalım mı dedi. 5 saniye içinde çektik. Vallahi harika da bir video oldu. Doğal olunca daha güzel oluyor. Aynen ya. Aynen. Aklıma geldi dedim ki. Bunu çekelim dedim. Bizim kızlar atayım. Hani Melike, Meryem'e, Ahmet'e. Aynen, aynen öyle dedim. Rıdvan dedi ki bence şort olarak da beğenirler dedi. Hadi o zaman hadi çekip atalım dedim. Bir anda karar aklıma geldi öyle. Aynen. İyi oldu. Ben de beğendim. Aynen. Şort satalım bunu dedim. Çok güzel oldu dedim. Kalsın orada. Fikir de çok güzel. Geçen gün Merve'ye bir baktım. Hemen savunma mekanizmasına geçmiş arkadaşlar. Neyi? Bir tane çocuk şey yazmış. Çocuk ya bildiğin çocuk. Paylaşımlarına falan baktım. Cadı yengem demiş. Ha büyücü yenge demiş. Büyücü yengem demiş. Merve de hemen ciddiye almış. Arkadaşlar bilerek şey yapmayın. Öyle bir şey yok. Büyücü değil. Algı yaratmayın. Algı yaratmayın olsun. Demiş. Ben dedim çocuklar ne tartışıyorsun ben sen? Ben çocuk olduğunu bilemem ki ama. Çocuk belli. Kanalına girip bakmadım. Öyle bir şey de önce bir bak. Ona göre tepki ver. Bazıları mesela günlük açıyor şey kanal. Allah oradan razı olsun. Geliyorlar. Siz de biliyorsunuz beni de. Dedim ki kendi kendime adımı büyücüye çıkarırdı dedim. Büyücü yenge falan. Yok canım öyle şeyle o zaman o şeyi şorsu çekmeyeceğim. Bir şey olmaz. Aynen, aynen. Öyle şeyleri kafana takma çocuk onlar. Öyle gelenler nasıl geliyor biliyor musun? Anlık açıyorlar kanalı. Yazdıktan sonra da kapatıyorlar. Ne şeytan insanlar var. Sırf kötü yorum yazmak için kanal açıyorlar. Öyle bir hiç uğraşmasınlar ki. Vallahi hiç ben şahsen uğraşmam. Bak ben de izledim çok kanal var. Ben daha birine bile hiç kötü yorum yazmam. Yazmam yani kötü yorum. Tabii. Yazacağım hiç yazmayayım daha iyi. Aynen öyle. Ya eleştiri olabilir. Aynen. Geçen gün bir tane ablamız mesela bir şey eleştirmiş. Merve ne demiş mesela? Haklısın olabilir demiş. Hani biz bu şekilde yapıyoruz demiş. Senin söylediğin de olabilir ablacığım demiş. Eleştiriye açığız. Ama bunlarınki eleştiri değil. Bunlarınki kötü niyetli mesajlar. Onları zaten ayırıyoruz. Sizin eleştirilerinize ben zaten açıyoruz. Eleştiri geldiği zaman hiç silmiyorum da güzelce hoşuma da gidiyor. Çünkü Allah razı olsun beni önemsiyorlar. Evet. Hatamı düzeltmemi söylüyorlar. O diğer yazanlar hakaret direkt. O yüzden onları direkt engelliyor. Hiç cevap bile vermeden engelliyor. Bir yandan da şöyle göstereyim mi? Beyza Burak Şahin'i izliyoruz. Onlar da tüp bebekleymiş Merve dedi. Ben çocukların normal sanıyordum onların. Dördüncü bebek de düşünüyorlar şimdi. Onda da tüp bebek düşünüyorlarmış. Aynen.
Allah yardımcıları olsun onların da. Maşallah çok güzel bir ailesi var. Herkesin demek ki bir şeyi var bak, sınavı var. Onların sınavı da bu olmuş. Çocuklarını tüp bebek şeklinde yapıyorlar. Evet, aile olarak da tek takip ettiğimiz neredeyse aile kanalı. Böyle Bahane Murat'tan sonra Şükran Hayat'ın zaten şey koymuyoruz biz. Onu kanal gibi görmüyoruz. Aileden biri gibi görüyoruz. Aynen. Bunlar var. Beyza Burak Şahin. Çok güzel bir çift. Bir ablamın videoları var. Onu da çok seviyorum. Aynen. Onu tek başına çekiyor. Tek başına emek veriyor. Onun işi zor ya. Aynen. Allah yardımcısı olsun. Tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öyle. Allah kolaylık versin. Buradan da selamlar olsun ona. Buradan çok çok selamlar olsun. Onu da çoktan beri söylemedik. Gül'ün Hayatı'ydı değil Gül'ün mi? Gül'ün Hayatı, evet. Gül'ün Hayatı kanalına abone olun arkadaşlar. Çok az abonesi var. Eğer bizim sözümüze itimat ediyorsanız lütfen abone olun. Onun da yavaş yavaş para kazanma seviyesine gelsin. Hala 1000 kişi olmadı. Abone olun. İzlersiniz, izlemezsiniz. Sizin bileceğiniz iş ama en azından para kazanacak seviyeye gelsin o da. Allah kolaylık versin ona da. Çok selamlar olsun buradan. Buradan çok selamlar olsun. Biz şimdi ne yapacağız? Tatlımızı, çay keyfimizi yapacağız. Aynen. Tatlımız, çayımız, meyvemiz. Evet. Kapanışımızı yapalım o zaman yavaş yavaş. Bizleri izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bizleri izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.